Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikte Hücre zarının yapısından bahsedeceğiz. Hücre zarının yapısında hangi moleküller bulunuyor? Hücre zarı kimlerin yapısında bulunuyor? Böylelikle ikinci konumuza da başlamış oluyoruz. Hücre zarının yapısını bu videoda bitireceğiz. Sonra hücre zarından madde alışverişleri ve organelleri de anlattığımız zaman hücre ünitesi bizim için bitmiş olacak. Ama hücre ünitesi çok temel bir ünitedir. 10. sınıfta hücre bölünmelerini göreceğiz. Diğer sınıflarda diğer sistemleri görürken hep hücrelerden bahsedeceğiz. O yüzden bu video bizim için çok temel olacak. Canlılığın temel birimi hücredir. En küçük yapı birimi hücredir. İşlevsel deriz. Bunun sebebi ne? Hücrelerin içerisinde daha küçük yapılar organeller falan var ama organeller tek başına bir şey ifade etmiyor. Canlılık faaliyetini sürdürebilen en küçük birimler bizim için hücreler olduğu için o yüzden temel birim hücredir diyoruz. Hücrenin keşfi de tabii ki 17. yüzyılda gerçekleşiyor. 17. yüzyılda mikroskobun keşfedilmesiyle birlikte artık hücrelerden bahsedilmeye başlanıyor. İlk bulan kişi de Robert Hooke adını verdiğimiz bir bilim insanı. Kendi yaptığı mikroskopla çalışmalar yapıyor. Şişe mantarlarını inceliyor. Şişe mantarlarını incelerken içlerinde küçük küçük odacıklar, boşluklar olduğunu görüyor ve tüm canlılar boşluklardan oluşmuştur adını veriyor aslında. O boşluk dediği şeylerin aslında boş olmadığını, içinde bir sürü organel olduğunu, metabolik faaliyetlerin geçtiğini günümüzde anca bilebiliyoruz. Hatta günümüzde de tabii ki çalışmalar devam ediliyor. Ee, daha da neler var, daha da neler bulunabilir bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabii o zamanlarda kendi yaptığı mikroskopla mercekler falan da bu kadar gelişmemişken gerçekleştirilen bir durumdan bahsediyoruz. Sonra hücreyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Anthony Van Leeuwenhoek adını verdiğimiz bilim insanı da yine kendisi bir mikroskop geliştiriyor. Bu kendi geliştirdiği mikroskopta havuz suyunu inceliyor. Havuz suyuna baktığında havuz suyunda küçük küçük hareket eden canlılar olduğunu görüyor. Diyor ki havuz suyunda küçük hayvanlar vardır. Tabi o zamanlar bakterinin ne olduğundan, arkenin ne olduğundan, tek hücreli canlılardan haber falan yok. O yüzden onlara küçük hayvanlar ismini veriyor. Ama günümüz o baktığı gördüğü şeylerin bakteriler olduğunu o havuz suyunda bulunan mikroorganizmalar olduğunu görebiliyoruz. Daha sonra sperm ve kan hücrelerini de incelemeyi başarıyor. Robert Brown adını verdiğimiz bilim insanı da bunun üstüne çalışmalarına devam ediyor. Bitkilere bakıyor. Bitkilerin tamamı diyor hücrelerden meydana gelmiştir. Ve bitki hücrelerinin merkezinde de asidik özellikle çekirdek adını günümüzde verdiğimiz bir yapı olduğundan bahsediyor. Sonra Matthias Schilden adını verdiğimiz bilim insanı e, bitkilerin hücrelerden oluştuğunu söylüyor. Theodor Schwann da hayvanların hücrelerden oluştuğunu belirtiyor. Aralarında çok az bir zaman var zaten. Rudolf Virchow'un da katkı katkılarıyla daha sonra asıl işimize yarayacak hocanın bize yazıldığı soracağı hücre teorisi ortaya konulmuş oluyor. Hücre teorisinde yapılan çalışmalardır bunlar. İlk bilim adamını Robert Hooke'u unutmayın çok karşımıza çıkacak. Diğer bilim insanların fazla okulda hocalarınızın soracağını zannetmiyorum ama bazı hocalar yazdırıyorlar. O yüzden biz de isimlerini geçirmiş olduk. Günümüzde de geçerli olan hücre teorisi adını verdiğimiz teori meydana geliyor. Peki bu hücre teorisi ne diyor? Hemen bundan bir bahsedelim. Hücre teorisi diyor ki bütün canlıların ana bileşeni, temel, işlevsel yapı birimi hücrelerdir diyor. Bazı canlılar tek hücreli, bazı canlılar ise çok sayıda hücreden meydana gelmiştir. Ama hücre dediğimiz yapı tüm canlılarda ortak olarak bulunacak diyor. Canlıların ortak özelliğinde de hani hücresel yapıyı ortak özellikler içerisine vermiştik. Demiştik ki canlılar ya prokaryot hücre tipine sahip oluyorlar ya da ökaryot hücre tipine sahip oluyorlar. Hücre teorisinin diğer bir maddesi de bir hücre başka bir hücrenin bölünmesiyle meydana gelir. Yani yoktan var olmaz cansız maddelerden hücreler meydana gelmiyor. Bir hücre hücre bölünmesi yapıyor. Böylelikle yeni hücreler meydana geliyor. Sonra çok hücreli canlılarımız var. Çok hüc mesela biz gibi. Bizim gibi çok hücreli canlıların da hücreleri bir araya geliyor. Sanki bir hücrenin içinde nasıl işler düzgün bir şekilde ilerlerse herkes birbirinden haberdar iş yaparsa çok hücreli canlılarda da hücreler bir araya geliyor, işlev yapabiliyorlar. Sonra hücre teorisiyle ilgili diğer bilinen bir şeyimiz daha var. Tüm hücrelerin içerisinde genetik materyal yani DNA dediğimiz materyal bulunacak. Günümüzde elektron mikroskobundan daha böyle Gelişmiş mikroskopların keşfedilmesiyle birlikte ışık mikroskobundan daha gelişmiş mikroskoplar meydana gelince artık hücrelerin içerisinde DNA adını verdiğimiz molekülün olduğunu biliyoruz. DNA da hücre bölünmesi yapılarak bir sonraki hücreye aktarılıyor. Yani hücrelerin içerisinde genetik bir birim var. Hücre bölünmesiyle bu yeni nesillere aktarılmış oluyor diyeceğiz gençler. Sonra canlıları da hücre sayısına göre iki grupta inceleyebileceğiz ama kimden bahsediyoruz sayısına göre. Bizim bir tek hücreli canlılarımız vardı bir de çok hücreli canlılarımız vardı. Üçüncü ünitemizde de canlı alemlerine sınıflandırılmasını göreceğiz. Orada alemlerden bahsedeceğiz o yüzden ben aralarda alemlerin isimlerini vermeye çalışıyorum. Bizim altı tane alemimiz var bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere 6 tane alem alemden bahsedeceğiz. Bakteriler aleminde bulunan canlıların tamamı tek hücrelidir. Çok hücreli bir bakteri örneğimiz yok. Arkeler alemindeki canlıların tamamı tek hücrelidir. Çok hücreli bir arke örneğimiz yok bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar da çok hücreli canlılardır. Bunların da hiç tek hücreli örneği yok. Ama bazı alemlerde bulunan canlılara diyeceğiz ki tek hücrelisi de var, çok hücrelisi de var. Mesela protista alemindeki amip, öglene, paramesyum tek hücreli olacak. Ama bu alemdeki aitler çok hücreli olacak. Maya mantarı gibi bazı mantarlar tek hücreliyken şu evde yemek olarak yediğimiz şapkalı mantarlar çok hücreli canlılar olacak. Yani bazı alemlerin hem tek hücrelisi var hem çok hücrelisi var. Altı tane alemimizin bulunduğunu da unutmayın. Bizim için daha da önemli bir şeye geldik. Hücresel yapı bakımından canlılara. Hücresel yapı bakımından canlıları hemen şurada ben size bir göstermiş olayım. Hatta şu kağıdımı ikiye katlayayım. Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırabiliyoruz. Bizim bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryot gelişmemiş, ökaryot daha gelişmiş hücre yapısına sahip canlılardan bahsediyoruz. İster prokaryot olsun, ister ökaryot olsun bir kere bugün derste bahsedeceğimiz hücre zarı adını verdiğimiz yapı prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunacak. Bunun haricinde tabii ki sitoplazma adını verdiğimiz o yarı akışkan sıvı ve bazı organeller tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. Hiç unutmayacağın ne? DNA molekülü hem prokaryotlarda var hem de ökaryotlarda var. Prokaryotlarda daha halkasal bir yapıya sahip. Bunun haricinde RNA adını verdiğimiz molekül de yine prokaryotlarda da var, ökaryotlarda da var. Ribozom adını verdiğimiz organeli bulundurmak da yine tüm canlıların ortak özelliğidir. Hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda olacak. Hatta ribozom protein sentezi yaptığı için protein sentezi yapmak da tüm canlıların ortak özelliğidir. Ya hocam ökaryotların prokaryotlardan farkı ne? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. DNA'nın etrafı bir zarla çevrili olursa biz aslında neden bahsediyoruzdur? Çekirdek adı verilen yapıdan bahsediyoruzdur. O yüzden prokaryotlara çekirdeksiz, ökaryotlara çekirdekli hücreler diyebiliriz. Aklınıza gelebilecek endoplazmik retikulum olsun, koful olsun, golgi olsun, mitokondri olsun. Zarlı organeller ökaryotlarda bulunacak.

Prokaryotlarda zarlı bir organelden bahsetmeyeceğiz. Hücre zarının yapısını bitireceğim şimdi. Sonra organelleri anlatırken tekrar prokaryot şunlar, ökaryot bunlar, şu organel bunda bulunur, bunda bulunmaz diyeceğiz. Başka bir üniteye geçtiğimiz zaman tekrar prokaryot ökaryot farkını en başta hatırlatacağım ben size. Yani bu bizim için çok çok önemlidir. Lütfen not alın. Prokaryot hücre tipine sahip olan canlılarımız kimmiş? Bakteriler alemindeki canlılar ve Arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre tipine sahiptir. Bunun haricindeki dört tane alemimiz var. Protistler alemi, sonra bitkiler alemi dediğimiz alemimiz, mantarlar alemimiz ve hayvanlar aleminde bulunan canlılarımız da çok hücreli ve ökaryot hücre tipine sahiptir. Bakteriler için ne dedim? Tamamı tek hücreli. Arkelerin tamamı tek hücreli. Bitkilerin tamamı çok hücreli, hayvanların tamamı çok hücreliydi. Protist aleminde tek de var, çok da var. Mantarlar aleminde tek de var, çok da var. Aslında burada çok özet bir bilgiyi birbirine katarak tamamıyla vermiş olduk. O yüzden dediğim gibi burası bizim için çok çok önemli. Tabi şuradan da bir üstünden geçelim. Hücre yapısına göre canlıları iki grupta inceledik. Prokaryotlar var, ökaryotlar var. Prokaryotlarda zarla çevrili çekirdek yok. Organelleri yok. Sadece hangi organelden bahsediyoruz? Ribozom organelinden. Ribozom da zaten zarsız bir organeldir. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre tipine sahipti. Ökaryotlarda çekirdek dediğimiz yapı var. DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Tabii ki zarlı organelleri mitokondri, kloroplast, koful, lizozom, endoplazmik retikulum türüne göre ökaryotlarda bulunacak. Protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar da bizim için ökaryot hücre tipine sahip canlılardı hemen prokaryotlardan biraz biraz hatırlamaya başlayalım. Ne dedik? Zarla çevrili çekirdekleri ve organelleri yoktu. Tek organelleri de bizim için neydi? Ribozom adını verdiğimiz organelde. Bakteriler ve arkeler prokaryot yapıya sahip Bakterilerde şöyle küçük küçük uzantılar var. Biz bunları detaylı detaylı bir sonraki ünitede vereceğiz. Biz bu uzun uzantılara daha doğrusu kısa kısa çok sayıda uzantıya pilus adını veriyoruz. Bu bunların ortama tutunmalarını sağlıyor. DNA molekülleri aynı ökaryotlardaki gibi çift zincirli sal, sarmal ve halkasal yapıya sahip. Neyi kastediyorum? Bizde DNA çift zincirli helix şeklinde. Öka, prokaryotlarda ise çift zincirli ama halkasal yani iki ucu birbirine birleşik şekilde olacak. DNA'nın bulunduğu bölgeye de nükleoid ya da özel bir bölge olacak. Tabii ki e, özel bölge yazayım. Özel bölge denir. Nükleoid de denir. Çekirdek Yok ama DNA'nın bulunduğu yerdeki sitoplazma biraz daha yoğun kıvama sahip. Yani DNA'nın bulunduğu yer biraz daha farklı. Yine bazı bakterilerde kamçı bulunabiliyor, hareket etmelerini sağlıyor. Bakterilerin genel özelliklerini dediğim gibi daha sonraki videolarımızda özellikle canlıların sınıflandırılması videosunda çok 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 detaylı olarak vereceğiz. Ökaryot hücre tipine sahip canlılarda ise zarla çevrili çekirdek ve organeller bulunacaktı. Protist, mantar, bitki ve hayvanların ökaryot olduğundan bahsetmiştik ki biz ökaryot hücrelerden bahsedeceğiz aslında. Önce hücrenin zarını inceleyeceğiz yani prokaryot, ökaryot herkeste bulunan hücre zarından bahsedeceğiz. Hücre zarını geçtiğimiz zaman sitoplazma ve çekirdek adını verdiğimiz sitoplazma ve organeller ya da Şöyle söyleyebiliriz. Sitoplazma demek aslında sitozol artı organel adını verdiğimiz yapılardır. Hocalarınız sitoplazma ve organel diyor diye biz yine o şekilde yazmış olduk. Ama sitozol dediğimiz şey aslında bunun içerisinde bulunan sıvı kısımdır. Hani su, inorganik madde, organik madde bulunduran kısımdır. Bu işin içerisine kofuldur, mitokondridir, endoplazmik retikulum gibi yapılar girince ikisi birleştiği zaman sitoplazma adını verdiğimiz yapıyı meydana getiriyor. Bir de en ortada çekirdek adını verdiğimiz yapı söz konusu olacak diyelim. Şimdi hücre zarına baktık. Hücre zarı hareketli bir yapıya sahip olması nedeniyle bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Hücre zarının yapısıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda birkaç tane model ortaya çıkartılmış. Bu modellerin bazıları geçerliliğini yitirdi. Biz günümüzde geçerli olan model bahsedeceğiz. Günümüzde hücre zarı ile ilgili geçerli olan modelin adı akıcı mozaik zar modeli adını verdiğimiz modeldir. Yarın öbür gün bilimsel bir çalışma yapılır. Ya akıcı mozaik zar modeli aslında hücre zarının tam olarak anlatmıyor. Bence hücre zarının şekli şu şekilde olmalıdır der bir bilim insanı ortaya bir fikir atarsa bilim camiasında bulunan diğer çalışanlar tarafından da bu görüş benimsenirse o zaman akıcı mozaik zar modelini kullanmayacağız da onun söylediği modeli kullanacağız. Yani hücre zarına baktığımız zaman geçerli model budur. Akıcı mozaik zar modelidir. Bilimsel bilgilere güveneceğiz ama bilimsel bilginin açık ee, değişime açık olduğunu da bileceğiz. Canlı kelimesini çok fazla kullanmamaya çalışıyoruz. Canlı esnek, seçici geçirgen bir yapıya sahiptir. Esnemek ne demek? Yani balon gibi düşüneceksin. Su alırsa mesela şişebiliyor ya da su kaybederse büzüşebiliyor. Esnemek dediğimiz yapı budur. Hücre duvarında bu esneme olayı mesela söz konusu olmayacak. Seçici geçirgen ne demek? Bazı maddelerin geçişine izin veriyor, bazı maddelerin geçişine izin vermiyor. Tabii ki hücreyi koruyor çok dağılmasını önleyecek ve ana bileşen olarak yapısında karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin bulunduğundan bahsedeceğiz. Aslında neden bahsediyoruz? Hücreyi şöyle çiziyoruz. Ortasına da çekirdeğini koyuyoruz. Şu kısmını kesip de açık halini gösterdiğim zaman bundan bahsediyoruz. Şematik olarak da çizer. İki sıralı lipid tabakası var burada. Lipitler hangi lipitlerde? Canlıların temel bileşenlerinde öğrenmiştik. Fosfolipit adını verdiğimiz lipitler bulunacaktı. Hücre zarının yapısında. Boydan boya olabilir ya da sadece bir bölgede olabilir proteinler bulunacaktı. Aynı zamanda da karbonhidratlar bulunacak ama karbonhidratlar asla tek başına bulunamayacak. Karbonhidratlar ya lipide bağlanacak en bilindik karbonhidrat glikozdu ya glikozla karbonhidrat daha doğrusu glikozla lipid birleşirse glikolipid adını verdiğimiz yapılar meydana gelecek. Gidecek bu glikoz proteinlere birleşirse glikoprotein adını verdiğimiz yapılar oluşacak. Şuradan da göstereyim detayını vereceğim. Mesela şu hücre zarında boydan boya madde alışverişini de sağlayan protein kanallar. Boydan boya da olabilir, sadece bir yerde de bulunabilir unutmuyorsun. Şunlar da çift sıralı fosfolipit tabakası adını verdiğimiz yapılar. Şuraya bakıyorsun. Karbonhidrat kime bağlanmış? lipite bağlanmış. O zaman bunun adı glikolipid olacak. Şuradaki karbonhidrat ise proteine bağlanmış. Glikoprotein adını verdiğimiz yapıyı meydana getirecekler. Şimdi bu yapılardan biraz bahsedelim. Öncelikli olarak zardaki proteinlerden bahsedelim. Proteinler dediğimiz zaman boydan boya kanal şeklinde bulunabiliyorlar dediğimiz gibi. Bir tarafa sadece gömülü halde de bulunabiliyorlar. Karbonhidrat dediğimiz şeyler ise mutlaka bileşik halinde bulunacaklardı. Ya lipitlere ya da proteinlere bağlanacaktı. Hücre zarında o zaman yağ bulunurmuş, karbonhidrat bulunurmuş bir de proteinlerin bulunduğundan bahsettik. Hücre zarını yapısında en çok oranda bulunan şey proteindir. Daha sonra lipid dediğimiz fosfolipitlerimiz bulunacak. En az miktarda da karbonhidrat adını verdiğimiz bileşiklerimiz bulunacak. Şöyle bir baktığımız zaman şekil bizi yanıltabilir. Yani şu şekle baktığın zaman hücre zarının yapısında en çok lipid varmış gibi görünür. Ama şekil bizi asla aldatmasın. Hücre zarının yapısında en çok bulunan bileşik proteinlerdir. Çok büyük bir bir kısmını oluşturuyor. Hani şey derler ya insan vücudunun veya canlı vücudunun yapısındaki suyu al Kuru ağırlığının en büyük kısmını proteinler meydana getirir. Çünkü hücre zarımızın yapısında en çok protein var. Ben de hücrelerden meydana geldiğime göre o zaman benim vücudumda en çok protein bulunacak. Dediğimiz gibi zarda serbest halde bulunabilirler. Zar yüzeyinde, zara gömülü, zarı boydan boya kat etmiş halde de bulunabiliyorlar. Kanal proteini, taşıyıcı protein, enzim veya reseptör olarak da görev yapabiliyorlar. Özellikle şunu bilmem lazım. Proteinler bunların öz günlüğünü de sağlamakta görevli. Karbonhidratlar proteinlere birleştiği zaman hücrelerin birbirini tanımasını, bir emir verildiği zaman o emri e, yerine getirme duyusunu, algılamayı sağlayan şey aslında bunların yapısında bulunan proteinlerdir. Ama şey gibi hayal edeceksin. Yağlar denizmiş proteinler de bunun üstünde bağlı olmayan sandallarmış. Sandallar nasıl denizin üstünde hareket ederse bağlamazsan yağların içerisinde de proteinler öyle hareket ediyorlar. O yüzden de tüm hücre zarımızda tüm hücrelerimizde bulunan hücre zarındaki proteinlerin yapıları da birbirinden farklı oranlarda meydana geliyor. Şöyle büyük bir şekil üstünden de tekrardan göstermiş olayım. Karbonhidratlar proteinlere bağlandığı zaman glikoprotein adını verdiğimiz yapıları meydana getirecekler. Karbonhidratlar yağlara bağlandığı zaman da gliko lipid adını verdiğimiz moleküller meydana gelecek. Bunlar hücreye özgürlük kazandıracak. Bu kelimeyi unutmuyorsun. Özgürlük. Üniversite sınavında daha önce çıktı. Bu glikoprotein ve glikolipitlerle ilgili şekilli bir soru. Hücreye özgürlük kazandırması ne demek? Benim vücudumda trilyonlarca hücre var. Mesela beynimden bir hormon salgılanıyor. Vücudumun çok başka bir yerine gidip o hücreye emir veriyor. Nasıl oluyor da bu hormon o hücreye emir veriyor? Aslında birçok hücrenin yanından geçiyor. Onlarda değişikliğe sebep olmazken niye gidip bunda değişikliğe sebep oluyor? Çünkü hücre zarında bulunan bu karbonhidrat türevi maddeler özgürlük kazandırıyor. Emirleri algılayabilme birbirini tanımayı sağlıyor. Hormonları tanıyıp cevap oluşturulmasını sağlayacak seçici geçirgen özelliğin kazanılmasında önemli. Antijenik özellik de yine savunma sistemiyle yani cevap oluşturmayla ilgili. Hatta biz ileriki sınıflarda diyeceğiz ki eğer benim hücre zarımın yapısında bulunan glikoprotein ve glikolipitler bozulursa hücrelerim gelen emiri algılayamaz. Öl desem öl emrini algılayamaz. Şu hormonu üret desem o hormonu üretmeyecek. Bölünme diyeceğim sınırsız şekilde bölünecek. Eğer bu maddeler bozulu, bozulursa benim vücudumda sözümü dinlemeyen kafasına göre takılan bir hücre topluluğu meydana gelecek. O yüzden de mesela o duruma kanser adını vereceğiz. Bunlar bizim için çok önemli moleküller. Şimdi hücre zarının görevlerinden de birazcık bahsedelim. Hücre zarının görevlerine baktığımız zaman hücreyi dış ortamdan ayıracak. Yani hücre içerisinde metabolik aktivitelerin gerçekleşmesini düzenlemiş olacak. Madde giriş çıkışını dediğimiz gibi düzenleyecek. Hücrenin sitoplazmasının o sitoplazma içinde bulunan organellerin dağılmasını engelleyecek. Diğer hücrelerle de haberleşmeyi sağlayacak. Aynı zamanda neyi söylemiştik? Hücrelerin birbirini tanımasını sağlayacak. Diyelim ki benim vücudumda bir tane hücre var. Bu hücre yaşlandığı, istediğim işi yapmıyor. Benim savunma sistemi hücrelerim gidiyor buna mesela öle emir veriyorlar. Emri algıladığı zaman kendi içinde bazı değişiklikler yapıyor. Mesela lizozomunu patlatıyor. Kendi kendini sindiriyor. Yani öldürüyor. Bu normal bir mekanizmadır. Yaşlanan hücrelerimiz için gerçekleştirilen bir mekanizmadır. Eğer hücre zarındaki bu maddeler yeterince iş yapamazlarsa bu hiçbir emri al algılayamayacak hale gelecek hücre zarının haricinde bazı canlılarda hücre duvarı dediğimiz bir yapı var. Mesela bizde yok ama bitkilerde hücre zarının haricinde hücre duvarı adını verdiğimiz bir yapı olduğundan da bahsetmiştik. Hücre zarının dışında bulunacak. Kimlerde var? Bakterilerde, arkelerde, mantarlarda ve bitkilerde bulunabiliyor. Hücre zarının dışında tam geçirgen özelliğe sahip. Hücre zarı için ne dedim? Seçici geçirgendir. Bazı maddelerin geçişine izin verirken bazı maddelerin geçişine izin vermiyordu. Çeper ise kendinden geçebilecek boyuttaki her şeyin geçişine izin verecek. Hücre zarında bulunan deliklere por adını vereceğiz. Hücre çeperinde bulunan deliklere ise geçit adını vereceğiz. Pordan sadece monomer dediğimiz küçük dediğimiz maddeler geçebilir. Dedim ya size hücre zarından madde alışverişlerinden bahsedeceğim. O zaman diyeceğim ki hücre zarından küçükler geçebilir. Küçükle neyi kastediyorum? Mesela karbonhidratların nişastası büyüktü. Polisakkaritli geçemezdi. Ama glikoz küçük dediğimiz için geçebilirdi. Ya da protein büyük yapılıydı. Ama amino asit küçük yapılıydı. Amino asit porlardan geçebilir. Zaten bir şeyin küçük olup olmadığına porlardan geçip geçememesine göre karar veriliyor. Cansız bir yapıya sahip. O yüzden de esneme gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu hücre mesela çok su alsa, şişse, şişse anca duvarına doğru dayanabilir. Daha fazla şişemez. Yani çeperi olan hücreler mesela patlayamazlar. Tabi bunlar farklı farklı yapılarda. Hücre zarı karbonhidrat yağ ve protein yapılıydı. Ama hücre duvarı dediğimiz zaman daha farklı yapıya sahip. Bitkilerde selüloz adını verdiğimiz yapıdan meydana gelecek. Zaten en bilindiği odur. En çok da onu biliyoruz. Mantarlarda ve eklem bacaklarının diş iskeletinde kitin adını verdiğimiz bir polisakkarit vardı. Mantarların hücre duvarı da kitin yapılıdır. Bakterilerde peptidoglikan adını verdiğimiz bir yapıya sahiptir. Arkelerde ise pseudo adını verdiğimiz peptidoglikan pseudo peptido glikan yazmak da çok zor. Adını verdiğimiz bir hücre duvarı bulunacak. Erkelleri pek hocalarını sormuyor ama sellos, kitin ve peptidoglikon bir sonraki ünitemde de çok fazla derecede işime yarayacak diyeyim. Hemen birkaç tane de soru çözelim. Videomuzu bitirelim. Bir bitki hücresinin zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Glikolipitler hücreye özgürlük kazandırır. Evet glikolipitler ve glikoproteinler hücreye özgürlük kazandırıyordu. Glikoproteinleri diğer hücreleri tanımasını sağlar. Yine ikisinin de aslında ortak işiydi. Kolesterol zar geçirgenliğini arttırır. Bazı hücrelerin hücre zarının dışında hayvansal hücrelerde kolesterol de bulunuyor. Kolesterol geçirgenliği değil de dayanıklılığı arttırıyor. Dayanıklılığı yazayım. Arttırmış oluyor. İki sıra fosfolipid tabakası tabii ki bulunacak. Canlı, esnek ve seçici geçirgendi. Canlı kelimesini çok kullanmamakla birlikte cevabımız Ceyhan'a düşmüş. Oldu gençler. Prokaryot hücrelere ait özelliklerinden hangileri ökaryot hücrelerle de ortaktır? Ribozom organeli bulundurmak bir kere tüm canlıların ortak özelliğidir. İster prokaryot olsun, ister ökaryot olsun tüm canlılarda ribozom organeli bulunacak. Aynı zamanda ribozomun yaptığı protein sentezi de tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. Prokaryotlarda da ökaryotlarda da DNA çift zincirliydi. Prokaryotlarda DNA'nın iki ucu birleşik yani prokaryotlar halka Kasaldı. Ökaryotlarda ise helix şeklinde olduğundan bahsetmiştik. Bazılarının sitoplazmasında plazmit adını verdiğimiz küçük DNA parçaları bakterilerde bulunabilir. Ama ökaryotlarda böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Zarla çevrili organelleri bulunmaz. Ökaryotların gayet zarla çevrili organelleri bulunur. Demek ki bu da bizim için ortak değil. Bize ortakları sorduğuna göre cevabımız A oldu hücre zarında bulunan proteinler. Hücreye madde alınımı sağlama. Proteinler tabii ki hücreye madde alınmasını sağlayacaklar. Reseptör olarak görev yapma yani tanıma, cevap verme anlamına geliyor. Hücre zarında bulunan proteinlerin de hücrelerin birbirini tanımasını, başka dokuları tanımasını sağladığından bahsetmiştik. Zara hareketli bir yapı kazandırma da yine proteinlerin değil de yağların işiydi. Proteinler yağların içinde akıyorlardı. Hareketli yapıya sahip olmayı sağlayan şey aslında lipitlerdi diyeyim gençler. Böylelikle son sorumuzu da cevaplamış olalım. Hemen şuradan konu anlatımlıdan size birkaç bir şey göstermek istiyorum. Tabii biz karbonhidratları proteinleri, DNA, RNA'yı bitirdik. Karşılaştırmalarını falan da göstermiştim. Yaşam bilimi, biyoloji ünitesi bizim için bitti gençler. İkinci ünitemiz olan hücreye geçtik. Hücre zarından bahsettik. Bilimsel çalışma yapan bilim insanlarından da bahsetmiş olduk. Hücre teorisi bizim için önemli önemli canlının temel yapısal işlevsel birimi olduğunu tüm metabolik olayların hücre içinde gerçekleştiğini unutmayacağız. Mik, hücrenin keşfi de mutlaka mikroskobun keşfiyle gerçekleşmiş. Prokaryot ve ökaryot hücrelerden bahsettik. Bunların ikisinin arasındaki fark çok fazla derecede karşımıza çıkacak demiştim. Hücre zarının ve hücre duvarının yapısını da unutmuyorsun. Glikoprotein neresi, glikolipit neresi, ne hangi işi sağlar? Mutlaka bunları çok iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Zaten sıfırdan serimizde biliyorsunuz burada konu anlatımı var. Burada da bu ile ilgili sorularımız var. Arada test geçlerimiz de olacak. Bir sonraki videomuzda da hücre zarından madde geçişlerinden bahsedeceğiz. Hemen ödevi söyleyeyim ben. Sayfa 93'e kadar ikinci ünitenin başından yani nereden bahsediyoruz? 86'dan 93'e kadar sıfırdan 9'a biyolojide çözebilirsiniz. Hemen tak 9'dan da göstereyim nereden bahsettiğimizi. Şimdi hemen şuradan göstereyim vereceğim yaşam bilimi biyoloji ünitesini bitirdik o zaman 77 hücrenin tarihi gelişimiyle başlamış olduk 80'e kadar da buradan sorumlusunuz madde alışverişennin biraz daha işlem yaptığımız bir konudur onun videosunu daha ayrıntılı ve sorulu hazırlayacağız Tabii ki hemen ödüllü sorunuzu gösteriyorum ödüllü soruyu çözüyorsunuz cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.